Günaydın. Günaydın Suzan Hanım. Betüş uyanmadı mı Firuze? Sabah giderken haber ver, kafeye beraber gidelim demişti. Aa, uyandı uyanmasın ama bu sabah önce kafeye gitmeyecek galiba. Peren teyze ile annesini uğrayacakmış. Aa, niye ki sabah sabah? Akşam yemeğe çağıracakmış. Ben çağırayım da kendi anlatsın. İyi hadi, sana zahmet olacak. Yok canım, ne zahmeti? Yürü seni. O gelene kadar ben de şu kocama bakayım. Gene camda mı acaba? Kör olatacağım. Seni Allah kahretmesin. Şu camın haline bak ayol. İnsan bu camdan değil bizim evi. Burnunun ucunu göremez ayol. Günaydın Suzancığım. Günaydın Betüş. Ay ben de sana kafeye beraber gideriz dedim ama benim annemi uğramam, bir de Perihan teyzeyi falan görmem lazım. Biliyorum hayatım, Firuze bahsetti biraz. Kusura bakma, ne olur. Aa, aşk olsun, ne kusura bakması. Sen işlerini hallet, kafeyi ben açarım, merak etme. Ay sağ ol canım. Haydi canım, görüşürüz. Ha, bu arada istersen bir ara Firuze'yi yanına çek de konuş bence. Aa niye? Camların leş gibi dondan hayatım. Evin halini görmüyor musun? Beş parmak dost, balçık balçık. Yani söz söylemek belki bana düşmez ama müdahale etmek istiyorum ki bu kadın işini yalap çalap yapıyor. Şişiriyor şişiriyor. Yani bir günden bir güne ben doğru düz temizlik yaptığını görmedim hayatım. Bu ne bir ay canım, zaten onun asıl işi temizlik değil ki. O çocuklarla ilgileniyor. Temizlik işlerini aksatıyor biliyorum ama ben görünce hiç onu rencide etmeden hallediveriyorum. Pes vallahi, diyecek söz bulamıyorum yani. O kadar maaş ver, üstüne bir de işini yap. Daha neler canım, abartmayın siz de bu kadar. Öpsün seni, aha, başına koysun, daha nedir? Duyacak, çok ayıp olacak vallahi. Sustum, doğru söylemeye de gelmiyor. Hadi sana Allah kolaylık versin, ben gidiyorum. Tamam. Aa Suzan, ne? Dur ben de seninle çıkayım, hazırım artık. Hadi. Firuzeciğim, ben çıkıyorum, hadi kolay gelsin. Ne kolayı gelecek, ne yapıyor ki? İşleri yalap şalap yapıyormuşum. Demek bana fazla yüz veriyorlarmış ha? Peki Suzan Hanım, sen iş yapmak neymiş şimdi görürsün. Firuze kapıya bakar mısın? Suzan'dır. O zaman ben bakmayayım. Niye? Mehribe Hanım teyzenin vasiyeti yüzünden hala bana küs. Ay ciddi olamazsın. Kaç hafta geçti o olayın üstünden? Hem vallahi hem billahi. Sanki ben istedim kadından mirasını bana bırakmasını. Firuzeciğim sen merak etme. Ben kafeye gider Suzan'la konuşurum. Bu meseleyi de hallederim. Ay, tamam. Çok teşekkür ederim. Bey, bey, şap. Ay! Ay! Ay Betüş, sular kesildi. Böyle hortlak gibi kana kaldı komşu. Suyum koptu Suzan. Geç geç. Burada depo suyu var. Akıyor, onunla yıkarsın. O nerede? Kim? Mirasçı. Ay, mutfakta. Hı, banyoda değil yani. Peki. Ben hazırım şekerim, hadi çıkalım. Ah tamam canım, çıkalım. Eve artık yeni bir yardımcı alırsınız diyorum Betüş. Aa niye? Malum şekerim, ne de olsa Firuze Hanım'a tarlalar, bağlar, bahçeler falan kaldı. Sizin yüzünüze bakmaz şekerim. Size öyle geliyor Suzan Hanım, aşk olsun. Yalan mı, yalan mı? Mevhibe Hanım vasiyet etmiş işte. Ben ölürsem her şey Firuze'nin demiş. Kabul etmedim onu ben. Ha! O gün gelince görürüz haspam. Ay ne olur uzatmayalım lütfen, rica edeceğim. Suzancığım hadi biz çıkalım canım. Çıkalım. Sen merak etme, ben halledeceğim. Ay canım kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol. Suzancığım. Suzancığım. Suzancığım, seninle bir türlü şu konuşmamız gereken mevzuyu konuşamadık hayatım. Eğer Firuze hakkında konuşmak istiyorsan ben o konuda artık konuşmak istemiyorum Betüş. Ama niye ona öyle davranıyorsun? Sebebini bilmiyor musun hayatım? Avni'nin halası bütün vasiyetini onun üzerine yazdı. Tamam ama bunu Firuze istememiş ki. Hiç fark etmez. Kim dedi ona Allah aşkına git Avni'nin halasıyla ilgilendi? Kadın bu ilgi alaka karşısında hoşlandı, aldandı tabii. Bütün vasiyet, bütün her şey ona kaldı. İşte bak kendi ağzınla söylüyorsun. Firuze'nin bir şey talep ettiği yok. Kadın kendi rızasıyla imzalamış, yazmış vasiyeti. Suzan, yani ben seni hiç böyle tanımıyorum. Derdin ne Allah aşkına, para mı? Aa, tabii ki değil. E o zaman? Boş ver. Yok, olmaz, boş veremem. Bak, Firuze zaten o vasiyeti istemiyor. Gider Mevhibe Hanım'la konuşur, vasiyeti yırtarlar, atarlar. Bütün her şey sana kalır hayatım. Mesele o değil. Ve lütfen daha fazla üzerime gelme Betüş. İçimden bir ses, bunun gerçekten de malla, mülkle bir alakası yok. Suzan'ın başka bir sıkıntısı var diyor. Tabii ya, ben bunu niye daha önce düşünemedim?
falan geldi, odalarındalar. Yemekler de hazır, çıkayım artık. Sağ olasın. Hazır kimsecikler yokken biraz konuşsak diyorum. Suzan Hanım'la mı ilgili? Evet, hadi gel. Ya Firuzeciğim, şimdi anladın mı Suzan'ın sana niye öyle davrandığını? Anladım. Demek ki Mehriban'ın teyzenin mirasını değil, bana gösterdiği sevgiyi kıskanıyormuş. Evet, belki de biz onunla aynı durumda olsaydık biz de aynı şeyleri hissedecektik. Kesin. Ben gidip Mehriban'ın teyzeyle konuşacağım. Mirası istemediğimi söyleyeceğim. Bugüne kadar nasıl yaşadıysam gene öyle yaşarım. Fazlası eksik olsun. Azıcık aşığım, kaygısız başım. Hadi gidelim. Bakalım duydukları karşısında ne diyecek ha? Hadi. Tözü özetir misin Suzan? Bana tuz tanesi kadar kıymet verme, bir de benden tuz iste. Buyurun. Sağ ol. Ani bakar mısın? Bakarım sana. Bu tuzluktan tuz akmıyor. Nemli galiba. Benim tuzum kurudur. Buyurun, misafirlerimiz var. Manevi kızım gelmiş. İyi akşamlar Mehriban'ım teyze. Hoş geldin kızım. İyi akşamlar Suzan Hanım. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Firuze size bir şey söyleyecek. Söyle kızım, gel otur şöyle yemek ye. Geç çocuğum, geç. Mehriban'ım teyze, ben şu vasiyet işine konuşmak için gelmiştim. Heh, burada. Bak, merak etme, kimse alamaz. Ama halacığım, senin malında mülkünde gözümüz yok ki bizim. Senin derdin benim gözümle, gözümü çıkartıyordun Azza. Malımla mülkümle değil. Bakın Mehriban'ım teyze, bence Suzan Hanım'ın tek derdi bu kadar zamandır size kendi kızınızmış gibi davrandığı halde her şeyinizi bana bırakmış olmanız. Bence de haklı. Aslında onun parayla pulla işi yok bence. Bence de. Yani Suzan'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun her şeyi var. Bence de ona alınmıştır. Doğru mu Suzan? Bakın miras Firuze'ye kalsın. Hiç önemli değil. Yani onun hepimizden daha çok ihtiyacı var ama ben yanarım yanarım da gözünüzde onun kadar değerim olmadığına yanarım. Sahi bütün derdim bu mu can? Öp de barışalım o zaman. Bugünden sonra ana kız gibi olalım. Ay. Sahi olur muyuz? Deneyeceğiz. Tarihi bir gün bugün. Artık biz izninizi isteyelim Firuzeciğim, hadi. Bir saniye Betüş Hanım. Mehriban Hanım teyze, vasiyeti değiştireceksiniz değil mi? Daha karar vermedim. Ama o miras Avni Bey ile Suzan Hanım'ın hakkı. Ay Firuze, çok özür dilerim canım. Gidelim hadi, artık. Gidelim, afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Onu sakın değiştirmemeye bir bağlı. Allah kecinden versin. Günü gelince her şey yine Firuze'nin olsun. Onun bizden daha çok ihtiyacı var değil mi? Al yavrum bunları. Ay çok şiştim, çok yedim. Afiyet olsun. Hayatım gençsin, çabucak eritirsin. Ay dalga mı geçiyorsun benimle? Çok ciddiyim. Aman aman, tam senin renkler. Otrişim bir harika. Ay alma. Sihirli otrişimi geri ver. Ay sen bu otriş sayesinde mi genç duruyordun? Önce Firuze gördüklerini unutsun. Tabii ya, sen bana sihirli formülü vermediğin için ben de annemin sihirli otrişini kullanmak zorunda kaldım. Beş oldu. Beni kıskandığını kabul ediyorsun demek. Ne münasebet, niye kıskanayım ben seni? İyi, beni kıskandığını kabul edene kadar ben de sana o sihirli iksirin formülünü vermiyorum. Oh, vermezsen verme. Ben başka bir yolunu bulurum. Her şey için çok teşekkürler Betüş'cüğüm. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Ben işini kaçırdım. Ay geç kaldım, bitti mi salonlar kaşar? Maşallah, herkesler buradaymış, ben hariç. Öbürcüm şimdi başlıyor. Hoş geldin kızım.
Perihan teyze. Ay, Perihan teyze tabii. Ne kadar değişmiş değil mi Suzan Hanım? Ay, evet, fıstık olmuşsun kız. Pardon. Sen de mi buradaydın canım? Günaydın. Firuze burada çalışmaya başlıyor. Betüş Hanım istedi. Öyle mi? Ha. Hayırlı olsun. Elinize sağlık. Çok güzel her şey. Teşekkür ederiz efendim. Yine bekleriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Firuzeciğim, sen bırak hayatım, ben alırım. Aa, niye, ben misafir miyim? Aa, doğru tabii. Ne de olsa artık sen de burada çalışıyorsun. Bir an unuttum, kusura bakma. Bu senin hoşuna gitmiyor galiba. Aa, nereden çıkartıyorsun canım? Burası koskocaman bir kafe. İkimize de yeter. Kardeş kardeş çalışırız artık. Ay, istemiyorsan gideyim. Aa, ne münasebet Firuzeciğim. Burası Betüş'ün yeri. O öyle uygun gördüyse çalışacaksın tabii. Nasıl gidiyor bakalım? İyi. Gayet iyi şekerim. Canım, arkadaşım. Güzel, sevindim. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri annem babam.